Tokyo'dan merhaba. Shiitake fırında shiitake nasıl yapılır? Öğrenmek istiyorsanız, görmek istiyorsanız videoyu izlemeye devam edin. Bu görmüş olduğunuz shiitake bahçeden aldığım shiitake. Aslında bunu yapacaktım. Bu kadar büyük yapmıyoruz. Normalde de markette bu kadar büyük bulunmuyor. Eşim, sen bunu böyle yaparsan markette bulanlar nasıl olduğunu tam olarak göremeyecekler diye düşünüp markette satılan mantarlardan almış. Her iki tipi birlikte yapacağız. Marketten alınanlar bu boyda küçük oluyor. Şu şekilde yanında görebiliyorsunuz. Bu da bizim bahçede yetiştirdiğimiz mantarımız. Şimdi bunu fırında yapacağız. Fırında yaparken şu sapları kesiyoruz. Sapları atmıyorsunuz. Saplar yeniyor. Başka yemeklerde kullanabilirsiniz. Kızartarak tekrar kullanabilirsiniz. Ya da aynı şekilde birlikte fırınlayıp tekrar kullanabilirsiniz. Ben ayıracağım. Şuradan şu gördüğümüz sapı ayırıyoruz. Bahçedekinde ya da bazen marketten aldığınız zaman şu sapı kesilmemiş oluyor. Aynı burada gördüğünüz gibi. Şunu şöyle kesiyorsunuz. Şu tabağın üzerinde yapayım. Şuradan şu sert kısmı alıyorsunuz. Şöyle. Şurada görüyorsunuz. Aldım. Bu kısım pişiriliyor. Bu kısım atılıyor. Bunu atıyoruz. Marketten aldığımız zaman ise bu şekilde geliyor. Türkiye'dekilerin nasıl satıldığını bilmiyorum. O yüzden yorum yapamayacağım. Buradakiler bu şekilde. Bazen köy yumurtası var diye bizde. İşte köy mantarı diye gelenler var. Onlar genelde bu sap kısmı öyle demin gösterdiğim gibi benim yaptığım, benim topladığım mantar gibi böyle kalıyor uç kısmı. Orası sert yani yenilebiliyor ama onu çiğneyip yutmanız zor. O nedenle o kısım kesip atılıyor. Bu kısım yumuşak kısım. Bu kısmı çorbalarda kullanabilirsiniz ya da başka yemeklerde kullanabilirsiniz. İşte ki gayet lezzetli bir mantar. Kesinlikle diğer mantarlara benzemiyor. Tat olarak kendine özgü bir şey var. Benim mantar maceramın başlamasına da neden olan mantar bu. Evet, bu sapı kesiyoruz. Marketten aldığımız mantar bu şekilde. Ondan yine aynı şekilde sapını ayırıyoruz. Sapları ayrı bir kaba alıyoruz. Şimdi diğer mantarları da hazırlayayım şu şekilde. Ayrıca mangal yapacağınız zaman bu şekilde mangal üzerinde de aynı şekilde yapabiliyorsunuz bu işlemi. Sapı ayırıyorsunuz. Bu sapları mangala bırakıyorsunuz. Bunu ise şu şekilde mangalın üzerine bırakıyorsunuz. Bu kısım sap kısmı yukarı gelecek şekilde. Ve bu şekilde pişiriyorsunuz. İçinde su oluşmaya başlıyor. O su çok lezzetli dökmeden suyu almaya çalışıyorsunuz. Evet, burada iki tane daha var. Bunları da ayıralım. Japonlar böyle gerçekçi olmayınca olmuyor. Herkesin yapabileceği gerçekten mantıklı geldi bana da. Bu normal herkesin bulabileceği mantar türü. Bu ise bahçenize yetiştirdiğiniz zaman size denk gelen mantar. Bu tek başına bununla aynı gramaja sahip. Onu da söyleyeyim. Yani bu 6 tanesinden 6 tanesi bu bir taneye eşit. Ama sofrada tabii ki tercih edilen boyut bu. Bu boyut biraz aşırı büyük. Ben aslında böyle pizza gibi yapmak istiyordum tek mantar. Daha büyük olduğu için her şeyi detayla daha iyi görebilirsiniz diye bu büyüklükte yapmayı planlıyordum. Ama bir de diğer şeklinde normal, her zaman tükettiğimiz şekil bu boyda. Onu da göstermiş oluyoruz bu arada. Şimdi burada peynirimiz var. İçine peynir bırakacağız. Ve biraz çok basit bir yemek. Çok basit ve çok lezzetli bir yemek. Kolaylıkla herkesin yapabileceği bir yemek. Gayet de lezzetli. Sadece peynir, efendim. Bu kuru toz maydanoz. Yeşil maydanoz da kullanabilirsiniz. Nane de kullanabilirsiniz. Kekik, baharat, işte bu fesleğen, tuz ve zeytinyağı. Ayrıca karabiber. Evde minikler varsa
Karabibere dikkat ediyoruz. Acı yapmamaya çalışıyoruz. Önce biraz zeytinyağı ve tuz şöyle gezdiriyoruz. Bu büyük olduğu için biraz fazla. Şuna şöyle. Zeytinyağımızı şu kapakta kalacak şekilde dolduruyoruz. Şöyle. Şimdi tercihinize göre tuz fazla yapmıyorum. Şimdi üzerine bol miktarda şöyle peynir yerleştiriyorsunuz. Küçüklere bu kadar kolay yerleştiremiyorsunuz peynirleri. Biraz zor oluyor. Onları biraz uğraşarak mümkün olduğunca dağıtmadan içinde duracak şekilde şöyle hafif elinizle bastırarak peynirin içeride kalmasına destek olun. Peynir çıkmasın. Şimdi bu tabaktan ayıracağımız için bu dökülen peynirler sorun değil. Onları daha sonra geri tüketeceğiz. Peynirimizi ekledik. Üzerine maydanozumuzu sepiyoruz. Şöyle. Ve fesleğen bu kadar yeterli. Fırın tepsimizi hazırlıyoruz. Şunu şöyle ortaya koyalım. Ortaya karışık olsun o. Şunları da kenarlara şöyle yerleştiriyoruz. Son durumumuzu kontrol ediyoruz. Daha fazla yapacaksanız daha sıkışık bir şekilde yapabilirsiniz. Yalnız birbirlerine değmemelerine dikkat edin. Peynirler eriyecek. Birbirlerine yapışacaklar. Sorun olmuyor ama güzel de bir görüntü olmuyor. Misafiriniz varsa daha bir güzel görüntü oluşturmak için o şekilde yapıyorsunuz. Şimdi bunun üzerine karabiber ekliyorum biraz. Çok az ekliyorum çünkü evde minikler var. Minikler acı sevmiyor. O yüzden fazla eklemiyorum. Evet, tepsimiz hazır. 200 derece önceden ısıtılmış fırına bu şekilde vereceğiz. 10 dakika 200 derece fırında pişirdik. Mantarımız hazır. Ben şöyle bir tadına bakayım. Sıcak servis edin. Özellikle peynir erimişse daha iyi oluyor. Sıcak sıcak. Shiitake mantarımız fırında bu şekilde servise hazır. Küçük mantarlardan da bir tane göstereyim. Şöyle. İkisini de görmüş olalım. Bu bahçede yetiştirdiğimiz mantar. Şuradan kestiğini görebiliyor musunuz? Mantarımız. Şu da marketten aldığımız mantar. Şunu da kesti şöyle. Gördüğünüz gibi oluyor.
Fırında peynirli şiteke mantarımız bu şekilde. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.